Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, kanalımıza destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Hocam, sen demiştin ya, Hazreti Mehdi'nin bir duası yerin altındaki ateşleri püskürtür. Kıyameti kaldır, kıyameti. Yani bu yabancı devletlerin farkında mı bunun? Farkında değil. Hani bu İsrail'dir işte bunlar. Hayır, onlar bilmiyorlar ki. Bir kelime var, Muhammed Mehdi okuyor. Muhammed Mehdi okuyunca var ya, semadaki bütün gezegenler birbirine yanaşıyor ve güneşin manyetik alanıyla öyle bir oluyor ki yerin dibi batıyor ha. Dünyanın dibi batıyor. Evet. Ha? Kıyamettir ha, kıyamet silahıdır. Mesela İstediği ülkede meydana getirebilir mi? he? İstediği ülkede. Dünyanı altıp atıyordu, Tamam, kıyamet oluyor mesela ha. diyelim ki burada müminler yaşıyor. Hani buraya da Müminler gelsin. olsun, ne olursa, mesela Muhammed Veli yakalanırsa, onun başına bir şey yapmak isterlerse, Allahu Teala gene de Muhammed Veli o kelimeyi öğretmiş ha. O kelimeyi söylediği zaman var ya, o kelimenin işaretini de Muhammed Veli'ye göstermiş. O dünyanın içi patlama olur ha. O magma var ya, patlama yapıyor, infilak ediyor ha. Güneş geliyor aşağıya. Güneş dördüncü kat semaya geliyor ha. Dördüncü kat semaya geliyor ve ay sıkışıyor ve dünya sıkışıyor. Dünyanın altı patlıyor. Bir de dünyada doğa olaylar oluyor. Muhammed Veli o kelime söylerse var ya, bütün dünya ona gelecek ha. Bütün dünya. Bir de Muhammed Veli'ye bir kelime de verilmiş söylerse var ya, dünya takla atacak. Ama şu anda söylemiyor ha. Hiç yasaktır. Çünkü daha zuhur günü var, zuhur yılı var, zuhur tarihi var, saati var. Bu kelimelerin de bir okuma zamanı var ha. Şu anda Muhammed Veli hapistedir ha. Şu anda bir şey yapamaz ha, okuyamaz ha. Günü, saati, miadi var ha. Anladın mı işte? He? Evet, anladım. Şimdi diyelim ki gün bitti, semada ses geldi. Peygamberimiz gelecek, ona görünecek, İsa gelecek, görünecek, Davut Aleyhisselam gelecek, ona görünecekler, oturacaklar ve Cebrail, Mikail ona selam edecekler, görünecekler. Ondan sonra Allah'ın emriyle Mikail ve Cebrail kendi melek ordularıyla bütün insanlara, bütün o Yahudilere ve bütün iyi olmayan insanlara müsaade olacaklar. Filan memleketlere müsaade olacaklar. Ve değerli kardeşlerim, çok garip olaylar olacak. Yani şu anda ben burada size bunları söylüyorum. Yani şu anda dünyadaki filanlar yeni dünya düzenini hazırlık yapıyorlar. Bütün üç tane dini de birbirine harmanlaştırmak istiyorlar ama Allah'ın da projesi planı ayrıdır. Allah da onlara göre tuzağını hazırlatmış. Onlar da bu tuzaklarda bir haberdirler. Ona diyorlar ki Allah yukarıda yerinde dursun da biz bu dünyayı kendi nizamımızla, yeni dünya düzeniyle kendi isteğimiz göre kuralım. Allah kendi görevine baksın. Haşa. Şu anda Yahudilerin görüşleri budur. Ama bunu bilmiyorlar. Benim size söylemiş olduğum batın kelimelerin Muhammed bile geldiğini bilmiyorlar. Bilemezler. Onların batına inançları yok ki. Onlar diyor, ona diyorlar ki biz ne zaman Allah'ı gördük? Onların Allah'a inançları yok ki Firavunların. Çözüm. Ona diyor ki Allah kendi nizamındadır. Biz de yeni bir nizam kuracağız. Allah bizim aşağı işlerimize karışmasın. Onlar kendi aralarında projelerini yapmışlar. Evet. Evet. Öyle bir silah ki o güneş dördüncü kata geliyor ve aya yaklaşıyor ve öyle bir patlama oluyor ki aman 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 aman.
artık dünyanın altı patlıyor ha. Yani dünya intihar ediyor ha. Bir de Muhammed bin Sema'ya giderken güneş önüne gelmiş. Demiş ki bu güneş bana çarpacak. Güneş geri gitmiş. Onun yolunu açmış. Muhammed bin yoluna devam etmiş. Muhammed miydi gitti İsrafil'in yanında durdu. Ve orada beraber gitti bir arkadaşı. Arkadaşı o İsrafil'i geçti. Muhammed miydi İsrafil'i geçmedi. O geçen arkadaş var ya gitti. Ruhaniyeti gitti. Ve o gitti bir yere indi ve orada bir nida geldi. Allah'ın yerine hoş geldin. O da Muhammed Bey'in bir samimi arkadaşıydı, vefat etmişti. Ve onun ruhaniyetinin nereye gittiğine dair Yüce Allah-u Teala Muhammed Mehdi'ye rüya aleminde gösterdi. Ve Muhammed Mehdi onun kulağına da bir kelime söylemişti. Ölmeden önce, vefat etmeden önce evine gitti. Hastaydı, yaşlı bir arkadaşıydı, çok maneviyatçıydı, çok dindardı. Ve onun kulağına bir kelime söyledi, dedi merak etme, ben bu kelimeyi senin kulağına söyleyeceğim, sana hiçbir şey olmaz. Ve o kelimeyi onun kulağına söyledi ve geldi. Birkaç gün sonra onun arkadaşı vefat etti ve onun taziyesine gitti. 2-3 gün onlarda kaldı ve sonra geldi eve ve Allah'tan istedi. Allah-u Teala o manevi arkadaşının yerini bir alemde ona gösterdi. Allah'a ulaştı bu. İşte onun için kardeşim. Herkesin maneviyatı ayrıdır. Kimisinin maneviyat kanalı batında Allah'ın velisine göredir. Ve insanın ameline göredir. Bir odanın kapısını açtın, bir odayı girdin. O odanın içinde ne varsa o odanın eşyası senindir. Bu misal. Ama o oda kimindir? O kapı kimindir? Kim sana o kapıyı açtı? Ona bakmak lazım. Peygamberlerin açtığı kapı da var. Allah'ın da açtığı kapı da var. En yüksek kapı Yüce Allah'ın kapısıdır. Herkes oraya giremez. Allah'ın en sevdiği kulu olmasa oraya giremez. Evet, bu dünyada yani bu dünyada Peygamberimiz çok sevilmiştir ve Peygamberimizden sonra da Muhammed Mehdi çok sevilmiştir. Evet. Başka bir duanın gücü yok mu başka bir şey? Ya şimdi para getiren göz vardır. Yerin altında hazine getiren kelime vardır. Yüce Allahu Teala vaat etmiş rüya aleminde demiş ki: "Ey Muhammed ben sana o altınları da göndereceğim." Altınlar. Ne altını? Yer altındaki hazineler. Nedir? Gönderecek. Kimine gönderecek? Dostları da gönderecek. Şimdi o altınlar yerin altında olan hazineler vardır. Toprakta olan hazineler vardır. Saklanan hazineler vardır. Hızır Aleyhisselam'ın bildiği hazineler vardır. Yani ona getirilecek ki o da fakirlere verecek. Çünkü Yüce Allahu Teala hem zahirde hem batında kendi cemalini Muhammed Mehdi'ye göstermiş. Muhammed Mehdi'nin Allah'ı görmüş olduğu cemal var ya kimse onu daha görmemiş. Kimse o cemali görmemiş. Bambaşka bir cemaldir. İnsanlara benzemiyor. Ha seni. Tabii insanlara benzemiyor. Allah-u Teala bir kulunu sevdiği zaman üçüncü boyuta da kendi cemalini kuluna gösterir ve başka boyuta da gösterir. Asıl olarak zahiren
biz Allah'ın cemalini göremeyiz. Allah isterse üçüncü boyuta aynı cemalinde cemalini üçüncü boyuta da kuluna gösterir. Musa Aleyhisselam'a uysadığı gibi. Tabi o nur, o daha küçüktü. Üçüncü boyutta Yüce Allah Muhammed Mehdi'ye ve eşine kendi cemalini gösterdi. Hem zahir hem batın. Aynı. Yani Allah'ın cemalini insanlara benzetenlere yazıklar olsun. Öyle insanlar mı var? Öyle diyenler var. Ama Peygamberimizi görmüş olabilirler ruhaniyetleri. Ama Allah'ın cemali insana benzemez. Evet bir cemal var. Bir cemal var. Kainatı sarmış. Kainatı. Kainatı sarmıştır ha. Onun sarayı arş-ı ala iliyededir. Allah-u Teala cemali bambaşkadır. Cemalini insana benzetmek yazıklar olsun. Öyle değil. Evet. İşletiyim. Birisi diyor ben gökyüzünde bir adam gördüm. Uzun bir kitap onun yanındaydı. Bunu sakın Allah'a karıştırmasa o peygamberimiz olabilir. Herhangi bir peygamber de olabilir. Allah'ın cemali bambaşkadır. Tek Muhammed Mehdi biliyor. Tek Muhammed Mehdi biliyor. Ve onun eşi biliyor. Zahir. Evet. Onun eşi nasıl biliyor? Gündüz Allah-u Teala ikinci boyutta kendi cemalini Diyarbakır'ın samasında onlara gösterdi. Hem rüyada aynı cemal, hem gündüz de aynı cemal gösterdi. Yüce Allah'ın cemali öyle büyük ki asıl olarak bu gözle şifa gözle Allah'ın cemalini görmek imkansızdır. Ama Allah istediği zaman ikinci boyutta da kendi cemalini sevdiği kula gösterir. O göstermezse kimse göremez onu. Onun için Muhammed beni çok kuvvetlidir. Cemalinin ismini okuyor ha. Mukatalardan oluşan 18 tane azimet ve ismi azami okuyunca ve nida edince Allah-u Teala hem rüyada gösterdi onlara eşine ve ona odada çıktılar. Birisi kapıyı çaldı dedi gelin Allah gelmiş Allah'ı gördüm. Ve çıktılar Allah semaya baktılar. Bir evet Allah'ın cemali ve onun yanında da bir nur var. Küçük bir nur var. Sonra birkaç günde aradan geçti zahiren de eşiyle beraber ikinci boyutta yok semada Allah'ın aynı cemalini gördü. Yani Allah-u Teala'nın şanı çok büyüktür. Kimisi Hazreti Mehdi bekardır. Kimisi de diyor ki Hazreti Mehdi Şam'da çıkacak. Kimisi diyor ki valla Mekke Medine'de çıkacak. Kurtan'da çıkacak. Sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünün 200. 2 sene sonra yazılmış kitaplardır. Evet. Yani o 2 sene arasında Emeviler gelmiş geçmiş. Tabii. Emeviler ne kadar dini bozduklarını biliyoruz. Evet. Hatta Ebu Hanife'ye cezaevine atıyorlar. Kendileri için çalışmadığı için. Hı-hı. Böyle bir insanlardır ha. Hı-hı. Saraylarda içki içen zina evet, yapan insanlardır. Ya. Şimdi biz hatta saraylarında put olan insanlardır. Ya. Şimdi biz bunu söyleyelim. Hı. Mehdi Aleyhisselam meselesini çok karıştırdılar. Çok ama Kur'an'a karışamadılar. Evet. Neye karışamadılar? Debedül Erd. Evet. Bizde burada ortak bir nokta var. Mehdi çıktığı zaman elinde asa olacak, mühür olacak. Aynen. Ama Kur'an'da da Debedül Erd için de aynı şey geçerlidir. Aynı şekilde geçer. Demek ki bak, ben onun için söyledim Debedül Erd. Sakali olacak diyor. İşte insanlara Kur'an'ın gerçeğini anlatacak. Evet. İnsanlar kafir olanları, Müslüman olanları, mümin olanları ayırt edecek. Öyle bir gücü olacak. Hastalarında da işte ben demek istediğim şey Mehdi aslında Debedül Erd'tir. Buna katılan insanlar var. Kimisi de var he. Kimisi de katılıyor. Ben de benim de bazen böyle yorum yapabilirim. Ama isim değişikliği var bak. Mehdi Debedül Erd. İsim değişikliği var ama katiller sinema filmlerinde
Dabbe filmleri yaptılar. Dabbe filmleri. Dabbe filmleri canavar filmleri. Mesela bu cin, şeytan filmleri var ya. Tebedül Erd'i şeytan yaptılar. Hele Bak 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 sen, bak. Büyük problem. he Bak sen, Tebedül Erd gibi mümin bir insanı, he salih bir canavar insanı yaptılar. şey yaptılar. Deccal gibi, şeytan gibi gösterdiler. Ya, Sinema, Türk sinemalarında. ya ona da masonluk var ya Ama hocam. bilerek Tebedül Erd'i kimse araştırmıyor ha. Şimdi Kimse araştırmıyor. sen harfi say orada kaç tane çıkıyor ki? 7 tane çıkmıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak B'yi bir tane saya. Tam 7, 6 oluyor o zaman. Yok yok. Bak. Debbe, tül. He? İki tane B var. İki tane B var tabii. Sessiz olarak. Tamam, o B'yi bir tane mi sayacağım? He, iki tane say. Tamam, bir, iki tane var. Tamam işte. 4, Yedi. 3, 4, 5, Altı yedi. 6, 7 ediyor. E bak yedi de Muhammed Bey'in elinde var. Onu ne yapmak istiyorum Ha yedi ya. Üç tane yedi ya. ben? Yani Tebedül Erd meselesini hafife almamak lazım. Bak. Üç tane yedi Muhammed Bey'in elinde var. Bak. Birisi Muhammed Medya'ya gidiyor, birisi de Debetül Ard olabilir, birisi de Muhammed Medya'nın Türkçedeki adı, soyadı, toplam 7 Ne hocam, şimdi bu konular çok önemli değil. Bunlar tam olarak harf. çözemedi insanlar ha. Ya Allah büyüktür. Valla inşallah yavaş bütün planlar dağılır. Evet hocam, Allah razı Allah'ın olsun. izniyle.